Merhaba, dostlarım benim. Yeniden merhaba. Karşımızdaki kişinin güzel taraflarını ona ifade etmek, takdir etmek, onaylamak ve övmek aşırıya kaçmadığı sürece çok faydalı ve güzel bir davranıştır. Kimi zaman da ilişkide bulunduğumuz insanların kusurlarını uygun dille eleştirmek bir ihtiyaç olabilir. Böyle bir ihtiyaç duyabiliriz. Yapılan hatalardan dolayı böyle bir eleştiri yapılabilir. Yani ilişkiler arasında bu iki ayak da mevcuttur. Takdir etmek, onaylamak ya da eleştirmek. Tabii ki bu iyi niyetle yapıldığı zaman muhteşem geliştirici olur. Yapıcı ve geliştirici söylemler tasvip etmediğin davranışı uygun bir dille ifade etmek kişiyi rencide etmeden eleştiri ile birlikte olumlu şeyler de söylemeyi esas almalısın. İnsanoğlunun en ilkel ihtiyaçlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz dostlarım benim? Varlığının kendisine ispat edilmeliymiş, edilmesiymiş. Yani birinin yolda giderken onu selamlaması, hatırını sorması, hatta gülümsemesi bile onun varlığını ispatlıyor. Ha, işte ben varım. Bak, ispatlandı diyor. O beni gördü. O bana selam verdi, bana gülümsedi. Benim varlığımı kabul etti. Yani kısacası dış kaynaklı bu onay mekanizması aslında toplum içinde yaşayan bireylerin birbirine karşı en önemli kozudur. Bilmeliyiz ki birini eleştirirken kötü insan dilin silah olur. Silah gibi. Kelimeler de kurşun olur. Artık karşı tarafı vurur. Sözler bir kurşun gibi çıkar ağzından. Karşındaki insanı böylece yaralayabilirsin. Bu da ilişkiye faydadan ziyade zarar getirir dostlarım benim. Karşımızdaki kişiyi bizden uzaklaştırır. Aramızı açar. Aşılması zor duvarlar örer. Benim aziz dostum, insanlar iç içe bir hayat sürdüğünde birbirlerinin yaptıkları ile çok fazla alakadar olurlar. Çevrelerindeki insanların ne yaptığı, nasıl yaşadığı bu konularla çok fazla ilgilenirler. Bitmek, tükenmek bilmeyen dedikodular, yargılar üretirler. Ve nedense birbirlerini her zaman zayıf noktalarını yakalamaya çalışırlar. Hatalarını araştırırlar. Eksik tarafını gündeme getirerek, onları olumsuz yönde eleştirerek kendi egolarını tatmin etme pahasına yıkıcı olurlar. Bu eleştiri ve yargılara maruz kalmamak, onay ve takdir alabilmek için insanların çoğu yüzlerine farklı farklı maskeler takarlar. Kendilerini bu maskelerin altına saklarlar ve kendilerini korumaya çalışırlar. Birbirlerinin onayını, takdirini kazanmak ve eleştirilmemek için
yüz değiştirmeye başladın mı? Bu kalemun gibi olmaya başlarsın. Giderek gerçek yüzünü unutursun. Bu gibi insanlar her an bir şey olacakmış gibi tetikte, her zaman gergin, sürekli rahatsız, mutsuz bir hayat yaşarlar. Çünkü eleştirilmekten korkarlar. Onaya, takdire ihtiyaçları vardır. Benim sana önerim, sen neysen o ol. Kendini kandırma. Sahte değer peşinde koşarak boşu boşuna yorulma. Kendini onaylayıp kendi olma cesareti bulamayan, hayatı başkalarının kirasına verir mal gibi. Ama düşünün, bir eviniz var, evinizi kiraya verdiniz. Kullanım hakkını, yani başkalarına verdiniz. Buna gerek var mı kendi hayatınızda maske takarak başkalarının istediği gibi olmanıza? Allah seni farklı yarattı. Farklarınla birlikte yarattı. Sen farklarınla güzelsin. Bakma sen el alemin söylediği sözlere. Sen yüreğinde yaptığın şeyin doğruluğuna inanıyorsan, yaptığın şey seni mutlu ediyorsa, yüzün gibi onlardan farklısın, parmak izin gibi onlardan farklısın. Sen kendini kabul et. Allah bizi arabalar gibi A serisi, B serisi, bu senenin, bu yılın modeli gibi yaratmadı. Hepimize tek tek özellikler verdi. Ve bizi yaratırken de içimize yerleştirdiği yeteneklerimiz var. Ve biz kendimiz olursak ancak gerçek misyonumuza gidebiliriz. Herkesin farklı olabileceği gerçeğini anlayıp buna saygı gösteren kendi değerinin farkına varır dostlarım benim. Kendi varlığını onaylar, kendine saygı duyar. Çünkü sen eşsiz yaratıldın. Sen kendine değer vermelisin. Sen sade ve yalın ol. Baktın olmuyor, maske takmak yerine seni buna zorlayan, değişime zorlayan, eleştiren, kendin olmana izin vermeyip engel koyan insanları ne kadar zor görünürse de görünsün, hayatından çıkar. Benim aziz dostum, düşünme, annen de olabilir, baban da, kardeşin de fark etmez. Sen, seni bütünüyle olduğun gibi kabul eden doğru kişileri arayıp bulabilirsin. Böylece bu sorun kendiliğinden çözülür gider. Mutlu ve sağlıklı yaşarsın. Dünyada tek gerçek sensin. Değerini bileceksin. Aksini söyleyip seni değersiz hissettiren herkesin haddini bildireceksin. Kendinden asla ve asla umudu kesmeyeceksin. Yeri geldiğinde herkesi, her şeyi boş vereceksin. Merkezinde kalarak ışıl ışıl parlayacaksın.
tüm bağırma, çağırma, öfke, endişe, nefret ve korku sevgiye duyulan ihtiyaçtır benim aziz dostum. Sen yüreğini sevgiye aç. Oradan yalnızca sevgi aksın ve sevgi ol. Bütün olumsuz duygular zaten sen sevgi olduğunda kendiliğinden yok olur, gider. Bilmelisin ki sevgi enerjisinin varlığında olumsuz ve yıkıcı güçlere yer kalmaz. Sevgi senden yayılan ışıktır. Her şeyi aydınlatır. Başkalarının gözlerinde görmek istediğin sevgiye her şeyden önce sen sahip olmalısın. Her şeye sevgiyle bakmalısın. Ne kadar küçük olursa olsun, ilk adımı isteyerek atın. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinizle isteyin. Mucizeler mutlaka ama mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.